Günün animasyon filmi Batman Under the Red Hood. 2010 yapımı bir animasyon ve şunu bilmiyordum. Batman The Killing Joke animasyonunu biliyordum. Ve esas ünlü olan o sanıyordum. Ancak IMDB puanlarını karşılaştırınca Killing Joke 6.5, Under the Red Hood 8.1. 6 sene önce çıkmış olmasına rağmen iyi bir tanesi denk gelmiş kısacası. Yorumlara ben de katılıyorum. Birçok Batman filminden daha iyi. Yani belki Batman Dark Knight en üst sırada. ikinci sırada orijinal Batman Tim Burton'ın. Batman 1 yani. Üçüncü sırada da bu diyebiliriz. Tabii şey de fena değildi ama onu da dörde koyuyorum. Batman Begins. Filmde Red Hood isimli aşırı güçlü bir kötü adam ortaya çıkıyor. Bunun nereden geldiğini kimse bilmiyor. Hatta kötüler bile bilmiyor. O yüzden hem Batman bunun peşinde hem de kötüler bunun peşinde. Yani Oranın suçluları. Bu arada Batman'in yanında Robin yok ama Nightwing diye bir karakter geliyor yardıma. O da ilk Robinmiş. Ancak sonra büyüyüp, ki yani arada kendi işine mi girdi, ne yaptıysa. <laughs> Çünkü neden ayrıldılar yani Robinlikten neden ayrıldı onu söylemiyorlar. Söylemenin de gerek yok. İlla kavga etmelerini görüyor. Kavga etmemişler zaten. Şu anda birlikte çalıştıklarına göre yani bir film içinde olsa büyük ihtimalle şeydir. Abi derslerim çok yoğunlaştı. Abi şu anda ders saatlerim uymuyor biliyor mu? Batman abi ben tam zamanlı işe girdim o yüzden şey yapamayacağım gelemeyeceğim. Abi benim kız arkadaşım var artık o yüzden fazla katılamayacağım suçla savaşmaya. Abi benim memlekete gitmem lazım. Bunlardan biri veya birkaçının kombinasyonudur. Batman ve ara ara ona yardım eden Nightwing Red Hood'un peşine düşüyorlar ve kim olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Benim bilmediğim bir şey var. Yanlışım varsa düzeltin. Joker, Joker olmadan önce Red Hood muydu? Yani orijinal Red Hood. Filmlerden takip ettiğim için, çizgi romandan takip etmediğim için onu bilmiyordum. Böyle mi gerçekten? Yani Red Hood isimli bir maskeli gangster, sonra kimyasalın içine düşüyor, kimyasalın içinde de Joker'a dönüyor. Böyle mi oldu olay? Yani çizgi filmden anladığım kadarıyla böyle olmuş. Bu diğer Red Hood'da onu taklit eden birisi, hatta kim olduğunu anlayabilmek için Joker'a gidip soruyorlar. Bu adam kim? Dur bir saniye. Google'layalım Google ya hemen buluruz. Evet anladığım kadarıyla birkaç tane Red Hood varmış. Ve Joker'de onlardan bir tanesiymiş. Neden? Diğer Batman filmlerinden daha iyi diyorum. Evet aksiyon da animasyon olduğu için daha hareketli. Dövüş sahneleri vesaire. Her ne kadar bazı noktalarda lan diyorsun bunlar tamam çok iyi dövüşüyorlar da. Yine de süper kahraman değiller. En azından şu olsaydı keşke. Bu adamların inanılmaz çalışıyor olması lazım. O çalışmalarını görseydik. Çünkü bu çizgi filme özellikle baktığın zaman aşırı yoğun bir çalışma programlarının olması lazım. Yani üst düzey parkurcu falan olmaları lazım adamların. O yüzden baktığın zaman lan diyorsun bu örümcek adamdan farksız yani. İpi de var nasılsa. Bildiğin örümcek adam. Ölmüyor da üstüne sürekli bir şeyler düşüyor. Ölmüyor. Esas güzel dememin sebebi konu. Çünkü konu merak ettiriyor. İnsanı düşünmeye sevk ediyor. Çok olmasa da gene de konulu olması direkt birçok Batman filminden daha üstün kılıyor bunu. Yine de tabii işte mantık düşünmeyeceksin. <laughs> mantık düşünmeyeceksin abi fazla. Gerçekten süper gücü olmayan bir süper kahraman gerçekten zorlama bir konsept. Tabanca falan da kullanmayan. Ancak eğer Batman'i seviyorsanız, Batman bir Batman Dark Knight bu tür filmleri seviyorsanız bu animasyonu kaçırmayın derim gerçekten iyilerden bir tanesi. EFDB puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum.